yanıma gelmeye de, bana soru sormaya da hakkın yok. Yeter, yeter, çık artık hayatımdan. Çocuğum senden değil, lütfen git artık. Filiz diye biri yok. Yoksun sen artık. Abi iyi misin? Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Bir şey yok. Eskiden her şeyini paylaşırdın benimle. Şimdi böyle içine kapandın ya, çok üzülüyorum. Üzülecek bir şey yok Fahriye. Rüzgar eken fırtına biçiyor, hepsi bu. Anladım galiba. Yine Filiz meselesi. Bence artık onun adını anmayalım. Keşke onu hiç tanımasaydım, hiç sevmeseydim. Aşkı büyük olanın acısı da büyük olur. Ama bir yerde dur demek lazım artık. Onunla ilgili hayallerim bitti. Artık mutlu olayım diye düşünsen ya biraz. Neden Aslı'ya bir şans tanımıyorsun? Kız seni seviyor belli, sana bakışları sıcacık, sevgi dolu. Kimseyi üzmek istemiyorum. Hele Aslı'yı hiç. Üzmek istemediğine göre belki de seviyorsundur ha? Annem daha fazla yaşlanmadan senden bir torun istiyor. Aslı elinden kaçırırsan çok kızar vallahi sana. Güzel kızım benim. Babam nerede? Bu akşam beni öpmedi. Birazdan gelir öper seni. Hadi şimdi kapa gözlerini, uyu tatlım. Efendim Aynalı. Polisler o beni gözaltına aldılar. Şimdi karakola götürüyorlar. Gözaltına mı aldılar? Evet. Ya olay neymiş? Gidince öğreneceğiz artık. Ayılmaz, Feride yanımda, kız perişan. Ya versene bir onu. Feride iyi misin? Yılmaz ne yapacaklar Ömer'e? Niye götürdüler? Yılmaz gelemez misin buraya? Tamam gelirim, sakin ol bir. Hangi karakola gidiyorsunuz? Yetiler karakolu. Tamam hemen geliyorum. Götürdü. Ömer'i mi? Niye? Borçları yüzünden dediler, ödenmeyince. Anne, hadi karakola gidiyoruz hemen. Senin bir haber vermek. Anne! Kendini sakın bırakma. Ömer'in bize ihtiyacı var. Hemen üzerine bir şey al çıkalım. Ben Elif'e bakarım. Abiler ben bir şey çalmadım. Abi ne olur bırakın ya. Ben hırsız değilim. Vallahi ben bir şey çalmadım. Abi ya bırakın ya abi. Bir şey çalmadım lütfen ya. Ömer Tekiner burada mı acaba? Ömer Tekiner mi? Ya bırak be abi. Bizim işimiz olmaz hırsızlıkla falan ya. Lütfen bu abi. Biz yapmayız hırsızlık. Ne olur be abi. Ya abi anlatamıyor muyum ya? Ben çalmadım. Ömer. Çıkarım ben, ne olur ya. Feride.
Ömer hiç endişelenme, tamam mı? Çıkacaksın buradan. Çok kalmayacaksın ki. Ne olur güçlü ol, her şey yoluna girecek. Ne oldu Aynalı? Niye içeri aldılar Ömer'i? Çek meselesi. Ömer Tekiner'in verdiği çekler karşılıksız çıkmış. Çorap söküğü gibi. Geldi mi peş peşe gelir. Feride ondan beter. Kızcağız deliye döndü. Telefonda sesi kötüydü. Onun için geldim. Nerede şimdi? Ömer'in yanında. Sen de kendini üzmeyeceksin Feride, tamam mı? Her gecenin bir sabahı olur. Bunu da atlatacağız. Senin sevgin varken gerisi hiç önemli değil. Ömer, oğlum. Seni seviyorum. Hoşça kal Ömer. Güzel oğlum benim. Merak etme, seni çıkarırız buradan. Selim Bey de bizimle geldi. Şimdi komiserle konuşuyor Ömer. Birazdan ne olduğunu anlarız. Elif nerede? Merak etme. Müjgan Hanım yanında. Suçlu gibi seni buraya koyamazlar. Bir yanlışlık var mutlaka. Yoksa bu olacak şey değil. Cem kesin ödemiştir çekleri. Katil değilsin, hırsız değilsin oğlum. Seni burada tutamazlar. Ne oldu? Ne dedi komiser? Maalesef çekler ödenmemiş. Ne demek bu Selim Bey? Cem Akman taahhüdünü yerine getirmemiş. Cem'in yüzünden mi oğlum içeride? Cem'in ipiyle kuyuya inilmeyeceğini gördünüz. Ömer'i buradan kurtarmanın bir yolu yok mu? Maalesef mümkün değil. Ancak çeklerin karşılığı ödenirse Ömer Bey serbest kalabilir. Mutlaka bir yolunu bulacağız Ömer. Seni buradan çıkaracağız. Ne yapacağım ben Yılmaz? Ömer ne yapacak? Sen böyle ağlayınca Ömer'e bir faydası olacak mı? Olmayacak değil mi? Tutamıyorum ki kendimi. Ömer öyle demir parmaklıklar arkasında görünce. Tamam. Ağla ağlayabildiğin kadar. Madem bu kadar seviyorsun, onun için sağlam duracaksın. Hadi eve gidelim. Onu yalnız mı bırakacağız orada bir başına? Bak bozuşuruz ha. Burada kalmanın Ömer'e bir faydası yok ki. Hadi aklım sende kalmasın. Peki. Filiz'e alas mı aldık diyeyim o zaman? Bunca badireden sonra iflah olurlar mı dersin ha? Bu Tekinerlere benim bile içim acıdı Yılmaz ya. Feride'yi arabada bekliyorum, söylersin. Tamam sen git. Ömer'i çıkarmamız gerek Selim Bey. Ödememiz gereken miktarı öğrendiniz mi? Az buz bir para değil. Sonuçta kar yapılığıyla Zetra şirketlerine olan borçlardan söz ediyoruz. 1 milyon dolar civarı. Ne? Bu bir servet. Ne yapacağız Filiz? Bu parayı bulmamız imkansız. İsterseniz Cem Bey'le tekrar konuşayım. Belki onu ödemeye ikna edebilirim. Hayır. O adamdan tek kuruş bile istemeyeceğiz. Hiç mi çaremiz yok başka? Önce elimizde avucumuzda ne varsa satacağız. Satacak ne kaldı ki kızım? Her şeyimizi kaybettik zaten. Arabalar. Toparlanan miktar hiç değilse cezada indirim sağlar. Anne, hadi sen artık git eve. Sen gelmeyecek misin? Biraz daha kalacağım. Hı hı. İyi akşamlar. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.